Türkiye 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 14 yılda suyla alakalı 3144 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve gölet sayısını 1071'e çıkarttık. Bu tesislerin 320'si büyük baraj ve HES. İnşaatı devam eden 573 baraj ve göletin tamamlanmasıyla toplam sayı 1646'ya ulaşacak. Deriner, Ermenek ve Çin'e Adnan Menderes gibi Türkiye ve dünyanın en büyük barajlarını hizmete açtık. Bereket burada. Birilerinin petrolü var. Biz de artık su akar, Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz biz? Su akar, Türk yapar. Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken, bugün 62,3 milyon dekar arazimizi suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle 41 milyon insanımıza ilave içme ve kullanma suyu sağladık. İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'nın 2071 yılına kadar olan içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan su temin projesiyle Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek yıllık enerji üretimi kapasitemizi 26 milyar kilowatt saatten 91 milyar kilowatt saate çıkardık. Bölgesel projelerimiz olan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Marmara, Trakya, Ege, Akdeniz, Konya Ovası, gelişim ve kalkınma projelerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza atarak 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. İnsanları şehir hayatının yoğun stresinden kurtarmak, arıcılığı ve organik bal üretimini desteklemek maksadıyla da 141 şehir ormanıyla 286 bal ormanı kurduk. Milli park sayımızı 40'a, tabiat parkı sayımızı ise 209'a yükselttik. Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 31'den 1450'ye çıkarttık. Bu yatırımlardan İstiklal Savaşımızda Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülzar olamaz parolasıyla destanlar yazarak aldığı İstiklal Madalyası ve kahramanlık unvanını fazlasıyla hak eden güler yüzlü gönül insanlarının şehri kahraman Maraş'ımız da nasibini aldı. Köklü tarihi ve dillere destan tabii güzelliklerinin yanı sıra bir dünya markası dondurmasıyla meşhur Akdeniz'in yükselen yıldızı Kahramanmaraş'a son 14 yılda 16 milyar liralık muazzam bir yatırım gerçekleştirdik. Rekor 3 milyar 75 milyon liralık yatırımla bakanlığımıza ait. İnşa ettiğimiz Ayvalı Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile Elbistan İçme Suyu İsale Hattı sayesinde yıllık takriben 27 milyon metreküp menba kalitesinde içme suyu temin ettik. Hizmete aldığımız 5 baraj ve 3 göletle 129 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 56 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 85 dere ıslahıyla Kahramanmaraş'ımızı taşkın zararlarından koruduk. 127 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kurduğumuz Aslan Bey ve Kahramanlar Şehir Ormanları, 18 mesire yeri, Kapıçam ve Yavşan Yaylası Tabiat Parklarıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza takriben 35 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık, 3 bal ormanı tesis ettik, gelir getirici tür ağaçlandırmaları yaptık.
kurduğumuz 18 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 1 yıldırım tespit ve takip sistemiyle hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaştık. Bunlarla iktifa etmedik. Kahramanmaraş'ımıza ne yapsak az diyerek 322 milyon liralık 34 müjdeyle daha geldik. Aralarında 7 baraj ve sulamasıyla 15 taşkın koruma tesisinin de yer aldığı bu müjdelerle 128 bin dekar araziyi daha sulayacak, 18 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak, ormanları ve tabii hayatı muhafaza ve geliştirmeye yönelik birçok projeye imza atacak, 3 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kuracağız. Kahramanmaraş'ta destan yazmaya devam ediyor ve bugün de aralarında 5 muhteşem baraj ve 6 sulama projesinin de yer aldığı toplam 284 milyon lira maliyetli 15 tesisin temelini atıyoruz. Kahramanmaraş'ımızı taşkınlardan koruyacak 11 dere ıslahının da açılışını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah, bismillah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım'la Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun.